Eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu eğitim videomda sizlerle SolidWorks'e yeni bir montaj örneğini paylaşıyorum arkadaşlar. Yataklama sisteminin tüm parçalarını, detay resimlerini bir PDF formatında sizlerle paylaşıyorum. Baktığımız zaman burç, üst kapağı şöyle geliyorum. Burç, üst kısım, alt kısım, yatak kapağı ve yatak gövdesi şeklinde parçalardan oluşan basit bir tasarımım. Burada alyan başı civata ve rondela da aynı şekilde kullanılacak. Bunları da SolidWorks Toolbar'dan çağıracağız arkadaşlar. Şimdi ben çok fazla uzatmadan tüm parçaların tasarımına başlayacağım. Öncelikle hangi parça? Şöyle geliyorum, yatak gövdesinin çizimi. Şimdi üstten görünüm verilmiş ve önden görünüm verilmiş. Öncelikle önden görünümü bir oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle ön düzlemde çizim başlatıyorum. Daire komutumla orijin merkezli bir tane daire çiziyorum. Bakın dairenin yarıçapı R32,5 demişim. Şöyle akıllı ölçülendirmemle geldim. 32,5 mm. Tabii çarpı 2 demem lazım arkadaşlar. Şöyle çarpı 2 çap olarak 65 milim çapında bir daire. Sonra geliyorum line komutuyla şu noktamdan sağa doğru bir miktar geldim. Aynı şekilde merkez çizgisini aldık. Orijinden yukarı doğru uzattım. Şu çizgimi tutup geldim öbür tarafa doğru aynalıyorum. Bakın budama komutumla şu üstte kalan kısımları buduyorum arkadaşlar. Şu ölçümü de şöyle geldim çekiştirdim. Şimdi şu noktamdan çizimime devam edeceğim. Bakın şuradaki noktamdan şu şekilde devam edip şuraya kadar oluşturup öbür tarafa doğru da ne yapacağız? Aynalayacağız. Şuradaki bakıyorum R40'lık daire kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Bunu bir sonraki hamlede yapıp zaten buradaki 45 ve 50 ölçülerini de boşuna verilmemiş bize. Yani totalde bu çizdiğim profili 45 katılayıp bu 40'lık daireyle daha sonra bir çıkıntı oluşturacağım. 50-45, 5 milim. Yani 2,5 her iki yönde de. Dolayısıyla şöyle yapalım. Bakalım hangi aşamaya geldik. Şimdi bu noktadan sonra aşağı doğru geliyorum. Daha sonra ne yapacağım? Sağa doğru bir miktar gideceğim. Şu şekilde geldik. Bakın bu noktada bırakıyorum. Şimdi, yani esasında şunu bile çizmeme gerek yok bence. En son birleştirsem de arkadaşlar olur. Burada gerekli ölçülendirmeleri yapalım. Bakın 18-20 milim ölçüleri. Neresi peki? 18'den kastımız neresi? Bakın burayı tuttum. 18 milimetre olarak girdim. Şu kısım ne kadar? 20 milimetre. Enter diyorum tekrar. Akabinde tekrar geri ölçülere bakıyorum. 18 milim deliğin ölçüsü tabii. Şuradaki ölçüm 27 milim esasında. Orada bir tane dişli deliğim var. Dişli deliğin ölçüsü 18. Sonra haliyle çap ölçülerine bakacağız. 240 milime 120 milim. Şimdi 120 milim neresi? Bakın buradaki çap ölçüsü arkadaşlar. Bunu tuttuk. 120 milimetre olarak ölçülendirdik. Aynı şekilde buradaki çap ölçüsüne bakıyorum. Bu ne kadar? 240 milimetre. Enter diyorum. Onaylıyorum. Şimdi ölçülendirmelerimizi düzenledik. Şimdi geldim dedim ki objeleri aynala komutunu kullan. Geldim bu objelerimi seçtim. Diğer tarafa doğru aynalıyorum. Bakın çizgi komutuyla bu iki noktamı geldim birleştirdim. Şimdi artık katılama işlemini yapabileceğim. Şöyle izometrik olarak baktım. Ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Geldim bu kısmı orta düzlemden ne kadar delik arkadaşlar? 45 milimetre geldim katıladım. Akabinde düz beyazımı açıyorum ve çizime devam ediyorum. Şimdi hangi hamleyi yapalım? Şuradaki çıkıntıdan bahsettik. Bakın 50 milimlik bir çap var dedik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın bu yüzeyde çizim başlatıp dik bakıyorum. Daire komutuyla orijin merkezli bir tane daha daire çiziyorum. Yarı çapım 40 sa çapım ne kadar? 80 milimetre. Geldim oluşturdum. Buradaki daireyi veya yayı tutarak objeleri dönüştür komutunu kullanıyorum.
Daha sonra çizgi komutumla bakın şöyle geldim birleştirdim. Aynı şekilde çizgi komutumla geldim birleştirdim. Objeleri buda komutumla üstte kalan kısmı buduyorum. Bu aşamada izometrik olarak baktım. Ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. 50 eksi 45 bölü 2 ne kadar arkadaşlar? 2,5 milim geldim oluşturdum. Hemen aynalama komutunu kullanıyorum. Düzlem olarak geldim. Ön düzlemi seçtim. Unsur olarak da son yaptığım katılama işlemini seçiyorum bakın. Şimdi bu hamlemden sonra bakın bu yüzeyle çizim diyorum ve geldim dik baktım. Bakın merkez çizgisiyle şöyle bir tane eksen çiziyorum. Buradaki çıkıntıyı oluşturacağım arkadaşlar. Bakın bir tane genel bir yuvam var esasında. Yukarıya doğru bunu 3 mm kat alacağız. Şu içteki yuvayı da yani yarıçapı 9 mm olan yuvayı da boydan olacak şekilde keseceğim. Teknik resimde boydan olduğu bakın kesik çizgilerle şuralarda gösterilmiş bana gördüğünüz gibi. Buradaki büyük yuvanın da 3 milim kat alanında yine teknik resimde ölçüsü burada mevcut. Ya hocam ne demek istiyorsun? Bakın arkadaşlar orta nokta çizgisini aldık. Şöyle bir tane çizgi çektik. Daha sonra daire komutuyla bir tane de daire oluşturuyorum. Bakın geldim. Şöyle içeriye doğru girdim. Hatta isterseniz merkez çizgimizde şöyle orijine bir tane eksen çizgisi atalım. Daha sonra aynalama komutuyla bunu tutuyorum. Geldim aşağı tarafa da aynalıyorum. Şimdi ölçülendirme yapmadan önce gereksiz kısımları buduyorum arkadaşlar. Bakın şu dışta kalan kısmı da aynı şekilde. Daha sonra şu kısmı da budadım. Şimdi hatta şu daireyi de budayalım arkadaşlar içte kalan kısmı. Şimdi bakıyorum dairenin ölçüsü ne kadar? R16. Daha sonra burada bakın iki daire arası bir ölçüm var çap ölçüsü 170 milim. Geliyorum. R'ye öncelikle 16 mm olarak girdim. Daha sonra buradaki çap ölçüsünü giriyorum. Ne kadar? 170 mm. Bakın 170 mm ölçüsünü de aynı şekilde girdik. Sonra geliyorum. Bu noktamı bu çizgiye çakışık olarak ayarla diyorum arkadaşlar. Ve şu iki noktamı da seçerek buradan yataylığı sağlıyorum. Bakalım başka ne problemim var. Şunu yatay yapalım aynı şekilde. Muhtemelen burada da dikeylik eksik. Hemen bunu da tamamladım. Bakın tam tanımlı hale getirdik. Şimdi bundan sonra izometrik olarak baktık. Bakın izometrikteyken de istersen bunu işlemi yapabilirim. Veya şöyle tekrar dik bakalım arkadaşlar. Şu tamamıyla seçince olmuyor. Ne yapacağız? Objeleri aynalı komutuyla tamamını tutup öbür tarafa da aynalamasını yaptık. Şimdi izometrik olarak baktık. Ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Yukarı yönüne geldim. 3 milimetre katılıyorum. Şimdi tekrardan bu yüzeyde çizim diyorum arkadaşlar. Geldim. Merkez çizgisi. Şöyle dikeyde bir tane eksen çiziyorum. Dinamik aynalama objeleri komutunu çalıştırdım. Eksen çizgimi gösterdim. Şimdi baktığım zaman burada küçük bir tane yuvam var arkadaşlar. Yarıçapının 9 milim olduğunu söyledik ve iki daire arası mesafenin de 10 milim olduğunu söyledik. Dolayısıyla geliyorum düz yuva komutunu çalıştırdım. Benim birinci merkezim burası, ikinci merkezimi geldim oluşturdum. Akıllı ölçülendirme ile yarıçapım ne kadar? 9 milimetre. Geldim bu iki merkez arası ne kadar arkadaşlar? 8 milim. Bu ölçümü de girdim. İzometrik olarak bakıyorum. Unsurlar dedik, ekstrüzyonla kes diyorum. Kör değil, tümünden gel buradan onayla diyorum. Bakın bu aşamayı da birlikte tamamladık. Şimdi şöyle teknik resme baktığımda şuradaki dişli delikleri oluşturalım. Bakın dişli delik olduğunu görebiliyorum. Şurada çünkü benim bir diş boyum var bakın 18 milimetre. Ve toplam derinlik veya delik mesafesi de arkadaşlar 24 milim. 24 milim ekstra ayrıyeten bir ölçü belirtmemiş burada. Ama şu noktaya kadar olduğunu söyleyebiliriz buradan derinliğin. Esasında ayrıyeten şurada göstermesi lazım. Yani 24 milim şeklinde. Bunun için peki ne yapacağım? Delik sihirbazı komutunu çalıştırıyorum bakın. Geldim. Delik tipim olarak 4. delik tipi düz zıvana. Ansimetrik standartlarında dişli delik diyorum.
Peki deliğimin ölçüsü ne arkadaşlar? Bakın metrik 10 çarpı 1 demişim. Her iki delikte de 2 çarpı demişiz. Çarpı 18, 18'den kastımız da işte buradaki diş boyu. Şimdi şöyle geliyorum bakın. Burada şöyle üzerine yakınlaştırdığım zaman bana ne olduğunu söylüyor. Kör delik derinliği. Ne kadar delik? 24. Buraya geldim. Diş boyu, diş derinliği daha doğrusu 18 milim. Şöyle çıktım. Metrik 10'a bir standardı. Konumlar diyorum. Bu yüzeye bir defa tıkladım geldim. Dik baktım arkadaşlar. Yatayla bir defa buraya attık. Sonra akıllı ölçülendirme ile bunu ölçülendiriyorum artık. Veya isterseniz şöyle merkez çizgisiyle bir tane de yukarıya doğru eksen atalım. Ve bunun ölçüsüne de bakalım. Bakın ne kadar 95 milimetre olarak verilmiş. Şimdi akıllı ölçülendirme ile bu merkezden buraya geldim. Ölçüm ne kadar? 95 milim. Enter diyorum. Onaylıyorum. Şimdi kontrol tuşuyla bu iki noktamı tuttum. Yatay yap diyorum. Bu noktamı tutup objeleri aynala dedim. Geldim öbür tarafa doğru aynaladım. Bakın delik sihirbazı komutunu kullanırken de dolayısıyla aynalama komutunu aynalama yapabiliyoruz. Geldim buradan onay verdim. Şimdi detaylandırmalara sağ klik yapıp detaylar diyorum arkadaşlar. Gölgeli kozmetik diş açmaları aktif ettim. Geldim deliklerime kozmetik diş görünümünde kazandırmış oldum. Şimdi şöyle ilk parçama bakıyorum. Herhangi ekstra bir detayım var mı diye. Var. Neresi var bakın. Buradaki R3'lü kısım var. R3'ten kastımız ne? Şurada R3'lük bir tane daire çizeceğiz. Daire merkezinden yukarıya olan mesafe, şu noktaya olan mesafe 41 milim ve derinliğim de 12,5. Peki ne demek bu? Bakın bu yüzeyde çizim başlatıyorum ve dik bakıyorum arkadaşlar. Geldim şöyle dikeyde rastgele bir tane daire çiziyorum. Dairenin çap ölçüsü, daha doğrusu yarıçap ölçüsü verilmiş. R3 milim yani çapım 6 milimetre enter diyorum. Daire merkezinden orijinim olan mesafe ne kadar? 41 milimetre. Tekrardan enter diyorum. Şimdi şu iki noktamı tuttum. Buradan geldim. Dikeyliği sağlıyorum. İzometrik olarak baktık. Ekstrüzyonla kes diyoruz. Ne kadar keseceğiz? 12,5 milim. Enter enter dedik. Bunu da halletmiş olduk. Şimdi bunun haricinde ekstra bir detayım yok tabii ki. Burada parçamı yatak gövdesi diye kaydedeceğim arkadaşlar. Hemen şuradan kaydet butonuna bastık. Masa üstüne geliyorum. Tabii ben önceden çizdiğim için direkt klasöre yönlendirdi beni. Şöyle bakalım ben ne diye klasör açmışım. Yataklama sistemine geliyorum. Bu parçayı yatak gövdesi diye kaydediyorum arkadaşlar ve onaylıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten montajda herhangi bir sıkıntı yaşarsam geriye dönmem gayet kolay. Şöyle dosya yeni diyerek tekrardan part ortamına geçiş sağlıyorum. Bakıyorum sıradaki parçanın çizimine. Yatak kapağı çizimi. Şimdi burada da şuradaki çıkıntılar da yine aynı ölçüde arkadaşlar bu arada. Montaj gereği şu kısmın da aynı şekilde yine 2,5 milim olması lazım. Bunu öncelikle söylemiş olalım. Şimdi çizime peki nasıl başlayacağım? Bakıyorum içerideki daire 32,8, dıştaki daire de 40 milim yarı çaplarında. Öncelikle iki daire çizerek başlayacağım. Ön düzlemle çizim başlattık. Daire komutuyla geldik. İki tane daire çizdik. Şuradan geldim tekrardan düz beyazımı açıyorum. Bakıyorum dairenin altta kalan kısmı bana lazım değil. Hemen çizgi komutuyla şöyle birleştirdim ve objeleri bu da komutumla altta kalan kısmı hatta orta kısmı da bu diyorum. Daire ölçüleri neydi? 32,8 ve 40 ölçülerinde. Hemen tuttuk. 32,8 çarpı 2 diye ölçülendirdik. Geldik. 40 milimetre. 40 milim derken yarı çap. Yo, direkt yarı çap ölçülendirmiş. O zaman şunu düzeltiyorum arkadaşlar. Direkt çap ölçüsü girmemiş. R32,8. Bunu hemen şöyle güncelliyorum. R32,8 ve R40 çapları. Şimdi bakıyorum hemen profilim daha sonra nasıl ilerlemiş.
Şu kısımdan tamamlanmış sayarsak arkadaşlar şuradaki daireyi şu üstte kalan kısmı daha sonra oluşturacağım. Onun için ne yapmam lazım? Bakın geldik. Şu noktadan bir miktar düz gidiyorum. Yukarı geldim. Şöyle içeriye doğru birleştiriyorum. Objeleri buda komutuyla bakın geldim. Şu kısmı buduyorum. Bundan sonrası ne yapacağım? Ölçülendireceğim. Hemen merkez çizgimle yukarıya doğru bir eksen çiziyorum. Geldim. 120 milim çap ve 15 milim yükseklik. Akıllı ölçülendirme ile geldim. Buradan buraya çap ölçüm. 120 milimetre. Enter diyorum. Geldim. Buradaki mesafemde ne kadar? 15 milimetre. Enter dedim. Onayladım. Şimdi objeleri aynala komutumla geldik. Şu kısımları tuttum. Öbür tarafa doğru aynalıyorum. Objeleri bu da komutuyla arkadaşlar şu arada kalan kısmı aynı şekilde geldim. Tamamladım. Şimdi isterseniz şuradaki iki çizgiyi silip bunları direkt de şöyle birleştirebiliriz bakın. Geldim bunu da bu noktaya birleştirdim. Bu aşamadan sonra ekstrüzyonla katı oluştur diyerek kör değil orta düzlem diyorum. Bakıyorum ne kadar katılamam gerekecek arkadaşlar. Bakın buradaki ölçünün aynısı kadar. Yani 45 milimetre. Şöyle orta düzlemden 45 milimetre geldim. Katıladım. Şimdi iki tane deliğim var. Delikler arası mesafe 95 milim ve deliklerin çap ölçüsü de 11.4. Kesit görünümde de deliğin boydan olduğunu görüyorum bakın şu kısımda. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bu yüzeyde çizim dedik, dik baktık. Merkez çizgisiyle geliyorum. Yukarıya doğru bir tane eksen çizdim. Dinamik aynalama objelerini kullanıyorum. Bakın daire komutuyla yatayda bir tane daire çiziyoruz. Çapım ne kadar? Şöyle akıllı ölçülendirmeyle 11.4 mm. Ve şuradaki çap ölçümde 95 milim arkadaşlar. Bunu da geldim girdim. Daha sonra kontrol tuşumla şuradaki 3 noktamı seçerek geldiğim yataylık ilişkisi veriyorum. İzometrik olarak baktım. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla kes dedik. Kör değil tümünden. Gel buradan onayla dedik. Şimdi bakın söylediğimiz gibi şöyle karışıklık olmasın. Şu kısımları tekrardan siliyorum. Şuradaki çıkıntının da arkadaşlar ölçünün yine 2,5 milim olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla hemen ayarlıyorum bakın. Bu yüzeyde çizim başlattım. Daire komutuyla şöyle bir tane daha daire çizdik. Şimdi arkadaşlar daireyi çizdik ama aslında biz şunu öğrenmiştik bakın. Tekrar önceki çizimlerde uyguladığımız bir şey vardı ama tabii onu uygularsa şuradaki delikler kayabilir. Şimdilik uygulamıyorum ama sizlere söylüyorum. Bakın burada teknik resme baktığımızda ne dedik? Şu kısmı bakın buradan buraya mesafe neydi? 50 milimetre. Şöyle aynı şekilde buradaki mesafeyi de 40 milim katılacağız dedik. Yani birden fazla ölçüde, farklı ölçüde katılama işlemi varsa bunun yöntemini biliyordunuz. Örneğin bir tanesini katıladım atıyorum 50 milim. Geldim çizim dedim tekrar ekstrüzyonla katı oluştur dedim. Bunu hatırlıyorsunuz. Siz çiziminizde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Tabi haliyle zaman zaman aklınızdan çıkabiliyor bizim de. Şöyle onun için bunu şöyle düzelteceğiz arkadaşlar. Bakın bu noktadan çizim başlatıp geldim buraya yapıştırdım. Buradaki benim çapım ne kadardı? 80 milimetre. Bunu hemen oluşturuyorum. Buradan da onayladım. Daha sonra içerideki daireyi tutup objeleri dönüştür diyorum. Bakın line komutuyla geldim buradan buraya birleştiriyorum. Aynı şekilde line komutuyla buraya doğru birleştirdim. Objeleri bu da komutumla bu kısmı buluyorum. Tekrardan izometrik baktım. Ekstrüzyonla katı oluştur. Bu yönde 2,5 milim katılayıp onaylıyorum. Hemen aynalama komutu düzlem olarak geldim. Ön düzlem unsur olarak da son yaptığım katılamayı öbür tarafa doğru aynalıyorum. Şimdik tabandan yukarıya 50 milimlik bir ölçüm var arkadaşlar. Dolayısıyla referans geometrisi düzlem diyorum. Geldim üst düzlemi seçtim. Yukarı yönde 50 milimlik bir düzlem atıyorum. Bakın düzleme çizim dedim.
Daha doğrusu şöyle yapalım. Düzlem atamama da gerek yok arkadaşlar. Bakın loft komutuyla yapacaktım ama isterseniz şöyle bir yol izleyelim. Bakın ön düzlemle çizim başlatıyorum. Buradan merkez çizgimle orijine yukarıya doğru bir tane eksen attım. 50 milimlik ölçüyü yine buraya veriyorum. Peki nasıl yapacağım? 50 milim ölçüyü verdikten sonra burada bir koniklik söz konusu dikkat ederseniz. Şuradaki profili ben oluşturacağım esasında. Bu eksen etrafında döndürerek kesme işlemi yapacağız. Yani ne demek istiyorsun hocam? Bakın şöyle geldim. Şuraya gelişi güzel bir şekilde birleştiriyorum. Daha sonra buradaki daireyi tutup objeleri dönüştür komutuyla kopyasını aldım. Budama komutumla bakın şu dışta kalan kısımları geldim buluyorum. Şimdi ölçülere bakacak olursak arkadaşlar. Bakın en dıştaki dairenin ölçüsü ne kadar verilmiş? 20 milim en dıştan kastımız şu daire. Yani şuradaki çapım 20 milimetre olarak verilmiş. Geldim, onay verdim. Aynı şekilde daha sonraki alttaki çapım 24,79. Hemen akıllı ölçülendirmeyle buradaki çapıma geldim. 24,79 milim. Enter diyorum. Bakın unsurlar diyorum. Döndürerek katı oluştur diyorum. Geldim buradan onay verdim. Oradaki konik yapıyı oluşturdum. Loft komutuyla şu kısım havada kalabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrar bu yüzeyde çizim diyoruz. Dik baktık. Bakalım başka ne verilmiş teknik resimde. Çap 16 milim. Ne kadar delmişim? 6,6. Hemen daire komutuyla yeni bir daire çiziyorum. Çap 16 ne kadardı? 16 milim. Geldik, onay verdik. İzometrik olarak baktım. Unsurlar diyorum. Ekstrüzyonla kes. Ne kadar keseceğim? 6 onda 6. Geldik, onayladık. Şimdi tekrar bu yüzeyle çizim diyoruz. Dik baktık arkadaşlar. Bakıyorum 6 milimde bir çapım ne olmuş? İçeriye patlamış. Hemen daire komutuyla şöyle bir tane daha daire çiziyorum. Ölçüm 6 milimetre. Enter dedik. Geldik. Onayladık. İzometrik olarak baktım. Ekstrüzyonla kes diyorum. Kör değil. Tümünden gel buradan. Onayla diyorum. Şimdi malzeme olarak da arkadaşlar yatak gövdesi özür diliyorum. Yatak kapağını şöyle malzeme düzenli diyerek bakır alaşımlar içerisine geliyorum. Veya şöyle yapalım. Çelik atayalım bu malzemeye. Diğerlerini öyle atayalım. 1045 çeliğini atacağım arkadaşlar. Nerede benim 1045 çeliğim? 1045 çelik soğuk çekilmiş şeklinde uygula kapat diyorum. Bu parçamı da kaydediyorum. Bakın ne diye? Yatak kapağı diye. Şimdi hemen şöyle hızlıca şu yatak gövdesini açıyorum. Buna malzeme atamış mıydık? Bir bakalım. Malzeme ataması yapmamıştık. Malzeme belediyeyle sağ klik yaparak buna da malzemeyi düzenle diyorum arkadaşlar. Buna da yine 1045 çeliğini uygula ve kapat diyorum. Onaylıyorum. İki tane zor demeyelim de diğer parçalara göre birazcık daha uğraştırıcı parçaları çizdik arkadaşlar. Bu videoyu daha fazla uzatmamak adına burada bitiriyorum arkadaşlar. Diğer parçaların çiziminde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.